Merhaba arkadaşlar. Şimdi pek çok kişinin başına gelen bir olaydan bahsedeceğim. Koşuyorsunuz. Bir gün koştuğunuz 5 kilometre, 10 kilometre hiçbir sıkıntı yok. Ertesi gün koşuyorsun. Daha 1 kilometre, 2. kilometre olduğu böyle karnının alt tarafına acayip bir ağrı saplanıyor. Bunu pek çok kişi yaşamıştır. Bu aslında herkese görülebiliyor ama daha çok belki işte fitness seviyesi çok daha yüksek olmayan kişilerde biraz daha sık görülebiliyor. Şimdi size en başta biraz gereksiz bir bilgi vereceğim. Hayatınızı değiştirmeyecek. Bu sadece merak edenler için neden ortaya çıktığını. Ondan sonra da iki şeyden bahsedeceğim. Bir, eğer başınıza gelirse koşturursa ne yapabilirsiniz? Ve ikincisi asıl başınıza gelmemesi için neler deneyebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Peki. Şimdi işin ilginç tarafı bununla ilgili bir tane çok iyi bir açıklama henüz yok. Belli açıklamalar var ve belli bunlarla ilgili kanıtlar var. Onları anlatayım size hemen. Peki. Şimdi biliyorsunuz burada diyafram diye bir kasımız var bizim. Bu nefes aldığımızda yukarı aşağı oynuyor. Ne oluyor? Nefes alınca aşağı doğru iniyor. Verdiğimiz anda yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu diyafram kası iç organlara bağlı bir kas. Ligamentlerle yani bağ dokularla. Biz eğer yeterince derin nefes almazsak bu yeterince aşağı inmiyor. Ve sürekli gergin kalıyor. Ve her adım atışımızda, koşuda biliyorsunuz 3-4 kat vücudun ağırlığı darbe olarak biniyor vücuda. Ve bunlar sürekli gerili kaldığı için irite olabiliyor. Ve orada spazmlara yani ağrılara, kesin ağrılara yol açabiliyor. Bu bir. İkincisi buraya kan akışı azalmaya başlıyor koşu sırasında. Neden? Çünkü bir fiziksel aktiviteye başladığınız zaman vücudunuzdaki kan miktarı iç organlardan iskelet kaslarına doğru kaymaya başlıyor. Ve tabii ki diyafram da bundan payını alıyor. Ve bunun üzerine siz eğer işte koşuya başlamadan kısa bir süre önce bir şeyler yerseniz veya şekerli bir şey içerseniz zaten az kalan bu kan akışının bir kısmı da zaten midemize doğru yönlenmeye başlıyor. Diyafram da iyice azalmaya başlıyor. Bu da başka bir sebep. Bir diğer fark edilen olay da kifoz dediğimiz bizim özellikle bu torakik bölgede yani sırtın üst bölgesindeki kamburluk bunu arttırabiliyor, bu spazmı arttırabiliyor. Ve eğer hani burada ağrı başladığı zaman ve genelde bu sağ tarafta olur bu ağrı genel olarak. Omuzunuzda da bazen hissedebilirsiniz hemen bu üst kısımda omuzun. Bunun sebeplerinden bir tanesi de vücutta bir sinyal karışıklığı oluşuyor. İşte bu diyaframa giden sinirlerle oraya giden sinirler ve aynı yerden çıkıyor aslında. Bu da onun sebeplerinden bir tanesi. Neyse bu kadar bilgi hiçbir işinize yaramayacak dedim ama merak ediyorsunuz diye verdim. Peki. Yarış sırasında ya da koşu sırasında başınıza geldi. Ne yapacaksın? Birincisi hemen acıyı azaltmak lazım ve temponu mutlaka düşürüyorsun hemen. Ya çok daha yavaş koşmaya başla. Ya da hangi aktivite yapıyorsan şiddetini çok düşür. Ya da tamamen dur. Şiddetine göre ağrı. İkincisi oraya bastır biraz ve vücudunu hafiften öne doğru eğ. Bu acının azalmasına yardımcı olacaktır. Ve derin nefes almaya başla. Eğer derin nefes almakta bu acı aşırı bir şekilde değilse şu hareketi yap. Dik duruyorsun, kollarını yukarıya doğru kaldırıyorsun ve eğiliyorsun ve gerdirme hareketi yapıyorsun. Bunu sola ve sağa doğru yap. Muhtemelen çok kısa bir süre sonra bu normale dönecektir. Peki, bundan sonra bunun başına gelmemesini istiyorsun ya da bunun ihtimalini azaltmak istiyorsun, ne yapacaksın? 1. Derin nefes almayı öğreneceksin. Şimdi en başta bahsetmiştim ya, bu genelde fitness seviyesi çok yüksek olmayan kişilerde biraz daha sık görülüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi, uzun süredir koşu yapan kişiler doğru nefes almayı biliyorlar. Yani nefesi böyle kesik kesik değil, derin bir şekilde bu karnını dolduracak şekilde nefes aldığın zaman diyafram yeterince aşağı iniyor ve oradaki kaslar rahatlamaya başlıyor. O yüzden adımlarında nefes, her adım attığında bu nefes almayı arttır. Ha, bu arada bahsetmeyi unuttum. İşe yarayan bir teknik de eğer yarış sırasında ya da koşu sırasında ağrı varsa, bir önceki bölüme ekleyelim bunu. Nefesini ağrının olduğu zıt adım atarken ver. Ne demek bu? Yani ağrı buradaysa, sağ taraftaysa her sol adımda nefesini ver. Bu oranın rahatlamasına bir şekilde yardımcı oluyor. Neden diye sorma, işe yarıyor. Peki, geri dönelim biz. Başımıza gelmesini istemiyoruz. Ne dedik? Bir, derin nefes almayı öğreneceksin. İki, koşuya başlamadan 3 saat kadar bir şey yememeye çalış. Ve aşırı miktarda su bile tüketmemeye çalış. Hidrasyon önemli. Gün içerisinde sık sık aralıklarla kendine bu suyu tüketmen önemli. Ama yarışa başlamadan böyle 1 litre içersen bu daha yol açabiliyor. Bu daha sık yol açtığı görülmüş. Çok enteresan bir olay da şekerli içecekler. Eğer çok fazla şekerli içecek tüketirsen koşmaya başlamadan önce bu da bunun riskini çok arttırıyor. O zaman neymiş? Özellikle yağlı ve lif oranı yüksek yiyeceklerden uzak dur son 2-3 saate kadar şekerli içecek içmemeye çalış. Peki. Bunun dışında yapabileceğin şey düzenli esneme hareketleri. Biraz önce gösterdiğim o sağa sola esneme hareketini koşuya sadece
ağrı çıktığı zaman değil, gün içerisinde yapmaya çalış. Her gün orayı esnetmeye çalış. Bu yardımcı olacaktır. Peki, başka deneyebileceğin şeyler neler? Ha, bu arada bu bahsettiğim şeyler herkes aynı şekilde çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden antrenman yaptığınız günlerde ya da işte bu koşu yaptığınız günlerde ne yediğinizi, ne içtiğinizi not alın. Ve ağrı hangi günlerde çıkıyor ve o günlerde ne yediniz, ne içtiniz, hangi saatlerde tükettiniz, bunları bir bakın. Oradan bir şeyler yakalayabilirsiniz. Bir kişi için çok iyi çalışan bir durum, diğer kişi için kabus olabilir. O yüzden bunları dikkat edelim. Başka yapacağınız şey bizim bu kol bölgesindeki, onun etrafındaki kasları güçlendirmek. Bu hem duruşunuza yardımcı oluyor hem de bu hareketin mekaniklerini daha düzgün yapmanıza yardımcı oluyor. Nedir bu kaslar? İşte hip flexor dediğimiz bu quadriceps, ön kısımdaki kaslar, bacakların, arka taraftaki hamstringler, işte karın kasları ve aşağıdaki sırt kasları, bunları güçlendirir. Ve omurganın mobilitesini arttırabilecek esneklik egzersizini mutlaka ekleyin. Bununla ilgili bizim pek çok videomuz bulunmakta. Ve son olarak koşuya çok hızlı başlamayın. Vücuda buna alışmak için biraz zaman verin. İyice ısının ve hafif tempoda başlayın. Ondan sonra yavaş yavaş arttırın bu vücuda binen yükü. Bunlardan mutlaka işinize yarayanlar olacaktır. Ve son olarak bazen işe yarayan bir olay da nasıl nefes aldığınıza dikkat edin koşarken. Hangi adımda nefes verdiğinizi belli aralıklarla değiştirin. Sürekli atıyorum sağ adım atarken nefes veriyorsanız bir 3-5 dakika sonra bunu sola doğru çevirin. Ondan sonra tekrar değiştirin, aklınızda tutabiliyorsanız. Bu da bu riski azaltmanıza yardımcı olacaktır. Peki, umarım video faydalı olmuştur. Herkese iyi sporlar. Onu yapmayanmak zorunda değilsiniz. Yaparsanız daha iyi olur. Ama her zaman hatırlayacağınız gibi önemli olan hareket etmek. Nasıl olursa olsun. Harika. Kalça bükülüyor ve ondan sonra diz geriye kalan ağırlığı emiyor ve ondan sonra hareketi bitiriyor. Harika, dinlenebilirsin.